Ergün Diler. Aynı hat. CHP lideri Merkez Bankası'nı ziyaret etti, başkanla görüştü. Herkes için sürpriz bir görüşmeydi. Kemal Bey ziyaret öncesi ve sonrası Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor ve Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı gösterilmeli diyordu. Görüşme neden yapılıyordu, ne gerek vardı, amaç neydi gibi sorulara belki başka bir yazıda cevap ararız. Önemliydi çünkü CHP adına ciddi bir hamleydi. Haftayı bitirirken Kemal Bey'in geçtiğimiz günlerde sözünü ettiği siyasi suikastlar olabilir çıkışına odaklanmak istiyorum. Kemal Bey'e duyum nereden nasıl geldi bilemiyoruz tabii. Ancak işaretler negatif gelmeye başladı. Açalım biraz. Raoul Wallenberg, Nazi Almanyası'nı yaşamış bir isimdi. Nazilerin postal sesleri altında inleyen Avrupa'da cesur bir figürdü. Macaristan'a diplomat olarak koştu. İsveç pasaportu vardı. Budapest'te de özel elçi olarak hizmet veriyordu. Yahudilere koruyucu pasaportlar dağıtıyordu. İnsanları ölüme giden yolculuktan çekip alıyordu. Kimine göre bu sayı yüz bini bulmuştu. Pasaport verdiği Yahudileri alıp İsveç'e yolladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında resmen kahramanlık yapıyordu masum insanları Hitler'in zulmünden kurtarıyordu. Günde 12 bin Yahudi Auschwitz'e gönderilirken, Wallenberg hızla sahte İsveç pasaportlarını Yahudilere dağıtmaya başlayıp hikayesini yazıyordu. İsveç elçiliğinin yakınlarında tam 30 binayı İsveç koruması altına alarak ilk adımını atıyordu. Yüzlerce binlerce aileyi yok olmaktan kurtaran isimdi. İngiliz siyasetçi David Ames de Raoul Wallenberg hayranıydı. Wallenbergler çok ünlü, çok köklü bir aileydi. Bankacılık asıl işleriydi. Rothschild'lerin de ötesine geçen ancak ön planda olmayan bir zihniyete sahiplerdi. Şu an bile pek çok küresel şirketin sahipleriydi. Pek bilinmezdi. Çok ama çok zengin olsalar da Forbes'ta görünmezlerdi. İngiltere'de Marble Arch sinagogunun dışında Raoul Wallenberg heykeli vardı. Bunun yapılmasını sağlayan kişi David Ames'ti. Uzun mücadeleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'ı buraya getirip Wallenberg'e saygı göstermesini sağlayan kişi de Ames'ten başkası değildi. David Ames, İran dostu olarak bilinen Tahran'ın terörle anılmasından büyük rahatsızlık duyan bir siyasi kişilikti. MI6 ile çalışıp İran kökenli terör saldırılarının önüne geçen bir isimdi. Paris'te yaptığı gibi. Afganistan'dan çekilmeyi şiddetle protesto ediyordu. Yaklaşık iki hafta önce Budapest'te de konferansa katıldı. Kabaca şunları söyledi. İngiliz istihbarat Başkanı ve MI6 memurları Pakistan'la da Taliban'la da görüştü. Afganistan'ın terör yatağı olmasını istemiyoruz.'' ancak işler kolay değil. Afganistan'da istihbarat teşkilatlarının ileriye dönük çalışma zorlukları var. Muhbirlerin çoğu ya kaçtı ya da saklandı. Haber alamıyoruz. Bu nedenle ajanları terörist grupların içine başarılı bir şekilde yerleştirmek için kurulu bir muhbir ağını yeniden inşa etmemiz gerekecek. Ancak bu zaman alacak. Orada olan biteni anlamak için hemen adım atmalıyız. Geri çekilmeden sonra Taliban'ın eline inanılmaz silahlar geçti. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. İstihbarat için çok hızlı adım atmalıyız. Operasyonlar için istihbarat ağı için yanlışlık yapıp Taliban'ı finanse etmek istemiyoruz. David Ames, Saab, Ericsson, AstraZeneca gibi çok sayıda markayla onlarca bankanın sahibi ya da ortağı olan Wallenberg'lere yakındı. Sir David Ames ailenin içinden biri gibiydi. Küresel bir anlayışa sahipti. Muhafazakar Parti milletvekili Sir David Ames seçmenleriyle görüşürken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İngiltere'yi şoka eden bu cinayeti işlenirken aynı saatlerde artık olağan hale gelen Afganistan'da da cuma saldırıları oluyordu ve Şiilere ait camiler bombalanıyordu. Geçtiğimiz haftaki saldırıda yüze yakın insan hayatını kaybederken dün de ortalık kan gölüne dönüyordu. Amerika başta olmak üzere yabancı güçler ülkeden çıkıyor ancak kaos hakim oluyordu. Garip değil mi? David Hemsin öldürülmesi, Şii camilerinin bombalanması, Suriye'de gerilimin tırmanması hep aynı hat üzerinde olan işler gibi durmaktaydı. Başkan Erdoğan Suriye ile ilgili mesaj vermeye devam ederken siyasetin yönünü değiştirmek isteyen güçler burada devreye girebilir mi? Mümkün. Herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönemden geçtiğimiz sanırım ortada. Gerilimi yükseltmeden anlayışla adım atılması herkesin hayrına olacaktır. Kimin ne hesap yaptığını bilmek kolay değil çünkü. Her olayı sakin bir tavırla tartışmanın kimseye zararı olmayacaktır oyun kurmak isteyenlere zemin hazırlamayalım. Kesinlikle dikkatli olalım, İngiltere'deki cinayeti buradan uzakta görmeyelim. Ergün Diler, Takvim Dilek Güngör, İngiliz ajans durmuyor. Yine başladılar, aslında hiç durmamışlardı. Her zaman tetikteydiler ve bir hafta önce kafalarını uzattılar. İsimsiz kaynakları referans göstererek yaptıkları yalan dolan haberleri piyasaya saldılar. Tezviratın bini bir para. Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu ile ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'ın yaptığı haberden bahsediyorum. Neymiş? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kavcıoğlu'ndan memnun değilmiş. Ona karşı güvenini kaybetmek üzereymiş. iletişimleri zayıfmış. Tabii İngiliz ajans topu atar da İngiliz gazete tutmaz mı? Hemen Financial Times'da bir haber yaptı. Fakat İngilizlerin oyunu önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü fotoğraf karesiyle bozuldu. Kabulün ardından da ikisi başkan yardımcısı, biri para politikası kurulu üyesi 3 isim görevden alındı. Adınan isimlerden birisi Kavcıoğlu döneminde görevden gelen Profesör Doktor Semih Tümen. Birileri son dönemde sürekli Tümen'in ismini başkanlık için geçiriyordu. Diğeri Namık Küçük. Öteki de Abdullah Yavaş. Yavaş 11 Mart 2008 tarihinden beri PPK üyesiydi. Yavaş'ın Amerika'da yaşadığı toplantı için her ay Türkiye'ye geldiğine karşı epeyce gürültü kopmuştu. Fakat dün baktım aynı isimler Abdullah Yavaş güzellemesi yapmaya başlamış. Tabii yine Reuters sahada. Yine isimsiz kaynaklar, yine mikserlik yapma telaşı. Bu seferki haberle Güya piyasaya alt mesaj veriyor. Görevden alınan yavaş ve küçüğün Merkez Bankası PPK'da kararlara muhalefet ettiğini söylüyor. Meali onlar gitti, faiz indirimlerinin önü açıldı. Yahu onu bunu bırakın da daha düne kadar her ay uçakla Amerika'dan geliyor da başka adam yok mu da falan filan diyordunuz. Şimdi Abdullah Yavaş görevden alınınca badem gözlü mü oldu? Pes. Dilek Güngör sabah. Hilal Kaplan, AK Parti'nin CHP'den öğreneceği çok şey var. Kadrolaşmanın ustası olduklarının CHP'nin sadece AK Parti'yi değil, bence diğer tüm partileri bu konuda suya götürüp susuz getireceğinin delillerindendir. Önceki DYP-SHP ve DYP-CHP koalisyon hükümetleri Adalet Bakanları Seyfi Oktay ile Mehmet Moltay yargıda kadrolaşma iddialarıyla suçlanmaktadır. Moltay gayet müdanasız biçimde CHP İstanbul İl Kongresi'nde şöyle meydan okur. Evet, Hükümetten sınavlı 5000 kişilik kadro çıkarttım. Bu kadroları örgütüme vermeyip de MHP'ye mi verseydim? Seyfi Oktay ve benim dönemimde de 3000 hakim alındı. Yapılacak en akıllı şey kendi iktidarında örgütleneceksin. Kadrolaşacaksın ve bu kadrolar günün birinde senin yolunu açacak. Yaptığım şey suçsa ben bu suçu işlemeye devam edeceğim. Ben yılmayacağım, bu makamı da terk etmeyeceğim dedi. Hani türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum diyen fikri sağlar vardı ya, o da bu örgütten kadroya geçiş döneminin kültür bakanıydı mesela. O zamanlar adaleti pek dert etmezdi. Bu açıklamaların bir benzerini de geçen sene CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'tan işitmiştik. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı CHP'lilere şöyle sesleniyordu. 100 kişi alınıyorsa işe 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri 2025'te İBB kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Kılıçdaroğlu da İBB'den işçi çıkarmayacaklarına dair seçim öncesi namus sözü vermişti. Son kertede İBB'de ne oldu? 13.312 işçi işten çıkartıldı. Hatta onlara ATM memuru diye hakaret edildi. Yerlerine ise 44.995 kişi alındı anlayacağınız liyakat diye kafamızı ütüleyenlerin esas derdi, kendi örgütlerinden kişilerin AK Parti döneminde yeterince kadrolaşamamasıdır. TÜGVA'ya sızmış tutuklu iki FETÖ'cünün sızdırdıkları bilgilerle hazırlanan sahte belgelerle itibarsızlaştırma çalışmanız yerine bunları konuşsak daha isabetli olur. Zira Türk siyasi tarihinde CHP kadar başarılı kadrolaşmış başka hiçbir parti yoktur. AK Parti'nin CHP'den öğreneceği çok şey var. Hilal Kaplan, Sabah